Arkası Yarın. Para Hırsı. Birinci Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan James Hadley Case. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Mahmut Acar. Buyurun Bay Marty, mevduatınızı 3 aylık vadeye çevirdim. Teşekkür ederim Bay Calvin. 3 ay sonra gelir hesabı çözdürürüm. Tabii efendim, bekleriz. Cari hesaplardan Calvin, buyurun. Bay Calvin, bana kadar gelir misiniz? Tabii müdür bey, hemen geliyorum. Oturun lütfen. Hayır, oraya değil. Yakınıma oturun Bay Calvin. Buyurun müdür bey. Size yeni bir görev vereceğim. Umarım memnun kalırsınız. Ne görev efendim? Az önce Pittsville'den telefon ettiler. Bizim oradaki banka şubesinin müdürü Lam kalp krizi geçirmiş. İlişip tekrar işe başlayana kadar ona vekalet etmenizi istiyorum. Pittsville mi dediniz? Çok sürer mi dersiniz bu vekalet işi? Ne desem yalan olur. Bütün mesele Lamp'in bir an evvel iyileşmesine bağlı. Bu kısa da sürebilir, uzun da. Sizden istediğimiz o şubenin sorumluluğunu üstlenmeniz. Teşekkür ederim ama henüz bir bankaya müdürlük yapacak kadar bilgi sahibi değilim ben. Merak etmeyin, oradaki işiniz buradakine nazaran çok daha hafif. Ayrıca müdürlük yapacağınız için daha da fazla para kazanacaksınız. Bence bu sizin için bulunmaz bir fırsat. Peki efendim, kabul ediyorum. Pazartesi günü gider yeni görevime başlarım. Yo. Üzgünüm Kelvin ama hemen yola çıkmanız gerekiyor. Hemen mi? Evet, şu anda bir memurdan başka kimse yok orada. O da genç bir kız. Bayan Alice Gray. Bankanın bütün anahtarları da onda. Bayan Alice'in de anahtarları size teslim etmeksizin bankadan ayrılmasına imkan yok. Haklısınız ama ben ancak... Ne kadar çabuk hareket ederseniz o kadar iyi olacak. Topu 320 kilometrelik bir mesafe zaten. Arabanızla 2-3 saatte gidersiniz. Peki müdür bey, bir saat sonra yola çıkarım. Allah aşkına Ken, daha ne kadar nöbet tutacağız bu banka şubesinin önünde? Bankanın yeni müdürü gelinceye kadar bu. Şerif'in emri böyle. İyi ama yeni müdürün ne zaman geleceği belli mi ki burada nöbet tutuyoruz? Şerif bugün akşama doğru geleceğini söyledi. O gelinceye kadar da bankanın önünden ayrılamayız. Burası küçücük bir banka şubesi. Kim soymaya tenezzül eder ki? Boşu boşuna nöbet tutuyoruz burada. Alice Craig'i unutma. Bankanın tek memurası şu anda içeride ve yapayalnız. Ne yani? Şimdi burada o çirkin kıza bir şey yaparlar diye mi nöbet tutuyoruz? Ken, orada mısınız hala? Şerif Thompson arıyor. Duydum. Buradayız Şerif, banka şubesinin önünde. İyi. Yeni müdür gelince ona görünür, sonra ofise dönersiniz. Anlaşıldı Şerif. Bak. Bir araba gelip bankanın önünde durdu Ken. San Francisco plakalı bir araba. Sakın beklediğimiz yeni müdür olmasın. Olabilir. Vay be. Adama bak. Amma yakışıklı. Boylu poslu, atlet gibi de vücudu var. Oysa ben banka müdürlerini dazlak kafalı, göbekli biri sanırdım. Bak, bankaya doğru yürüyor. Gel şununla iki laf edelim. Bayım, bakar mısınız? Bana mı söylediniz? Bankaya mı gidiyorsunuz? Evet. Banka kapalı. Adım Dave Calvin. Bu bankanın yeni müdürüyüm. Ha öyle mi? Ben de Şerif muavini Ken Travers. Kusura bakmayın ama usul böyle. Kimliğinizi görebilir miyim? Tabii. Buyurun bakın. Yanılmıyorsam bankayı koruyorsunuz. Hı hı. Evet. Banka memurası Alice Craig'i burada tek başına bırakmanın doğru olmayacağını düşündüğümüz için siz gelinceye kadar nöbet tutmayı uygun bulduk. Çok düşüncelisiniz. Teşekkür ederim. Neyse. Siz geldiğinize göre artık biz gidebiliriz. Ben de bir an evvel bayan Alice'ı göreyim de iç rahatlasın kadıncağızın. Eve dönmek istiyordur belki, fazla bekletmeyiz. Çok doğru söylediniz. Adam akıllı sarsılmış olacak zavallı. Bugün bir kağıt imzalatmak için müdür Lamp'in odasına girmiş. Bir de ne görsün. Adam yerde yatıyor. Mosmor bir surat.
Ha öldü ha ölüyor. Allah'tan karakol tam bankanın karşısında. Hemen bize haber verdi. Biz de ambulans çağırdık. Ya demek sizin karakol bizim bankanın karşısında ha? Hı hı. Bu iyi işte. Kendimizi güvenlik içinde hissedebiliriz. Kimse bizi soyamaz. Elbette. İmdat diye bağırırsanız bile duyarız sizi. Neyse yeni göreviniz hayırlı olsun Bay Kaydın. Hadi Bob gidelim. Hoş geldiniz efendim. Adım Alice Gregg. Bankanın tek memuresiyim. Benim adım da Dave Kelvin. Bay Lamp iyileşinceye kadar bankanın müdürlüğüne vekaleten ben bakacağım. Hayırlı olsun efendim. Geciktiğim için kusura bakmayın Alice. Durumu son anda bildirdiler. Ben de arabama atladığım gibi geldim hemen. Hiç zararı yok efendim. Gelmenizi bekliyordum. Daha da bekleyebilirdim. Nasıl olsa gelecek değil miydiniz? Lamp'in başına gelenler için gerçekten üzüldüm. Hayli zor anlar yaşamış olmalısınız. Sormayın Bay Kelvin. İlk defa kalp krizi geçiren birini gördüm ve gerçekten çok sarsıldım. Kolay değil tabii. Sizi tutmayayım. Herhalde eve dönmek istiyorsunuzdur artık. Arzu ederseniz anahtarları derhal teslim alabilirim. Hesaplarla kasa mevcudunu karşılaştırmak istemiyor musunuz efendim? Acelesi yok. Bugün cumartesi, pazartesiye yaparız. Siz bilirsiniz efendim. Anahtarlar masanızın sağ gözünde. Aa, evet buradaymış. Size kalması gerekenden hangisi alayız? Ben de giriş kapısının anahtarı var. Büyük kasanın bulunduğu zırhlı odanın iki anahtarından biri bende. Diğeri de sizdeki anahtarın içinde efendim. Harika. Bu durumda sizin haberiniz olmadan ben buradan bir toplu iğne bile yürütemem. Siz de benim haberim olmaksızın hiçbir şey yapamazsınız değil mi Alice? Evet öyle efendim. Peki otellerin durumu nedir bu şehirde? Şimdilik tek bir otel var ama rahat edeceğinizi sanmıyorum. Neden? Sizin geldiğiniz büyük şehirdeki rahatı bulamazsınız da ondan. Ama benim kaldığım pansiyon hiç de fena değil. Hem rahat hem de yemek bakımından mükemmel. Hem pahalı da sayılmaz. Adı ne bu pansiyonun? Bayan Loring'in pansiyonu. Yani sahibi bir kadın mı? Evet, şurada kartı olacaktı. İşte buyurun, burası küçücük bir yer. Bulmanız zor olmayacaktır. Tek başınıza mı oturuyorsunuz pansiyonda? Kiminiz kimseniz yok mu sizin? Annem ve babam 5 yıl önce bir araba kazasında öldüler. Ben tek başımayım. Ya, çok üzüldüm. Bayan Loring'e sizden söz edeyim mi? Gelip pansiyonu görmek ister misiniz? Peki, madem siz rahat edeceğimi söylüyorsunuz gelirim Alice. Ama daha önce müdür Lamp'e uğrayıp bir geçmiş olsun diyeceğim. Affedersiniz Bayan Loring'le görüşmek istiyorum. Ne yapacaksınız? Bankada çalışan Bayan Alice Gregg onun pansiyonunu methetti de o da burada kalıyormuş. Siz yeni müdür olmalısınız. Evet, adım Dave Kelvin. Memnun oldum, ben de Kit Loring. Sahi mi? Yani bu pansiyonun sahibi siz misiniz? Ne oldu? Niye şaşırdınız birden? Affedersiniz bağışlayın. Sizin gibi genç ve güzel bir kadının pansiyonculuk yapacağı aklıma hiç gelmemişti. Neden? Sizce pansiyoncular yaşlı ve çirkin midirler? Yok hayır. Ama sizin gibi güzeline de hiç rastlamadım doğrusu. Bazen güzel insanlar da çalışmak zorunda kalır. Evet, şaşkınlığınız geçtiyse söyleyeyim bakalım. Pansiyonumuzda kalmak istiyor musunuz? Tabii şayet bana vereceğiniz bir odanız varsa memnuniyetle kalırım. İki tane boş odamız var Bay Kelvin. Biri giriş katında, diğeri ise üstte benim odamın yanında. Hangisinde kalmayı arzu edersiniz? Sizinkini yakınındakini tercih ederim Bayan Loring. O halde gelin, size kalacağınız odayı göstereyim. İşte sözünü ettiğim oda burası Bay Kelvin. Beğendiniz mi? Evet, manzarası cidden şahaneymiş. Burada rahat edeceğinize hiç şüphe yok. Hele sessizlikten hoşlanıyorsanız sizin için bulunmaz bir yerdir. Şu kapı banyoya mı açılıyor? Hayır, banyo koridorun sonunda. Bu kapalı. Neden? Çünkü bu kapının ötesindeki oda bana ait. Evi yaptırırken bütün bu katı kendim için düşünmüştüm ama kısmet olmadı. Eğer bir itirazınız yoksa bu odayı çok beğendim. Size yakın olmayı hissetmek hoş bir duygu veriyor insana. Sululuktan hoşlanmam Bay Kelvin. Affedersiniz ben sadece ne kadar güzel olduğunuzu söylemek istemiştim. Tamam efendim bu odayı tutuyorum. Güzel. Odayı beğendiğinize sevindim. Siz yerleşirken ben de aşağıya inip yemek hazırlayayım. Bir dakika. Evet. Pansiyonunuzda başka kimler kalıyor Bayan Loring? Fazla insan yok Bay Kelvin. Sizin bankada çalışan Alice Craig'den başka Bayan Pearson isminde 60 yaşında bir kadınla yine 60'ını geçmiş eski bir ordu komutanı olan Kumandan Hardy Donside kalıyor.
Aa, bir de kızım Iris. Yemekte görüşürüz Bay Kelvin. Vay canına, amma kadın be. Hem tatlı hem de sert. Bu şehirde çalışmak zorunda kalacağıma göre onunla iyi vakit geçireceğime eminim. Bay Lamb de aniden kalp krizi geçirince beni böyle apar topar buraya gönderdiler işte. İsabet etmişler. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum Bay Kelvin. İyi ki genç değilim, yoksa size aşık olurdum. Haklı değil miyim Alice? Bilmiyorum efendim. Gençliğimde ben de sizin gibi yakışıklı bir erkektim Bay Kelvin. Ama yıllar insanı benim gibi çökertiyor işte. Yapmayın efendim, beni mahcup ediyorsunuz. Hiç bile değil. Siz bankacı değil, artist olmalısınız. evli misiniz Bay Kelvin? Hayır Bay Hardy, değilim. Peki bir sevgiliniz, kız arkadaşınız filan da yok mu? Yok Bayan Pearson. İşte buna şaştım. Sizin gibi genç, yakışıklı bir erkeğin nasıl olur da bir kız arkadaşı olmaz? Ben biraz seçiciyimdir Bayan Pearson. Olgun, sorumluluğunu bilen kadınlardan hoşlanırım. Kit Loring gibilerinden mi? Kit Loring mi? Unuttunuz mu canım, bizim pansiyonun sahibi. Doğrusu bu şehrin en güzel kadınıdır o. Müsaadenizle ben odama çıkıyorum. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. Allah Allah, ne oldu bu Alice? Her zaman gece yaralarına kadar bizimle oturur, televizyon seyrederdi. Bayan Loring'in güzelliğinden bahsettim ya, belki de onu kıskanmıştır. Evet. Ne de olsa Alice genç bir kız. Alice'in bir erkek arkadaşı yok mu? Ne keser, bu gidişle olacağı da yok. İçine kapanık, çekingen, çalışmak ve okumaktan başka zevki olmayan biri. Neyse, ben salona gidiyorum, televizyon seyredeceğim. Bay Hardy, siz uzun zamandan beri bu pansiyonda kalıyorsunuz değil mi? Evet, 5 yıl oldu. Neden sordunuz? Kimdir bu Bayan Loring? Kocası ne iş yapar? Burada beraber mi çalışıyorlar? Bana biraz bilgi verir misiniz? Kocasının adı Jack Loring'ti. Sigorta ajanlığı yapıyordu. Durumu da fena değildi. Fakat birbirlerine göre yaratılmış sayılmazdı ikisi de. Adamın ömrü kadınların peşinde koşmakla geçiyordu. Bu arada bir de kızları dünyaya gelmişti. Peki sonra? Sonra Jack Loring günün birinde bir araba kazasında hayatını kaybetti. Ya, demek Bayan Loring dul ha? Evet. Kadın da ondan kalan parayla bu evi satın alıp pansiyon olarak işletmeye başladı. Kızını kolejde okutuyor. Kısaca mutluluğun ne olduğunu anlayamadan bu yaşa kadar geldi işte. Hala da mutlu değil. Kızı da burada onunla beraber mi oturuyor? Evet. Iris çok güzel ve sevimli bir kızdır. Downside'daki sinemanın gişesinde çalışıyor. Bizim Şerif Mavini Kent Travers'la da nişanlıdır. Söyleyin bakalım, Bayan Loring'le neden bu kadar ilgilisiniz? Yoksa ona aşık mı oldunuz bakayım ha? Bunu nereden çıkartıyorsunuz Bay Hardy? Bayan Loring'i tanıyalı daha kaç saat oldu ki şunun şurasında? İnsanın birine aşık olması için onu uzun süre tanıması gerekmez Bay Kelvin. Ben tecrübeli ve yaşlı bir adamım. Sözlerinizden ve ona olan bakışlarınızdan Bayan Loring'den hoşlandığınızı hemen anladım. Bakın, doğrusunu isterseniz... Kahvelerinizi getirdim. Yemek üstüne iyi gider. Nereden geldim bu şehre? Keşke kabul etmeseydim şu müdürlük işini. Bu küçük, sevimsiz şehirde hayatımı nasıl sürdüreceğim ben? Tavuklar gibi yiyip içip yatarak yaşanmaz ki. Şu güzel pansiyon sahibesi de hiç fena değil hani. Onu tavlayabilirsem burada güzel günler geçirebilirim belki. Çok hoş bir kadın. Kocası da yokmuş şansıma. Dur şunun kapısını bir çalayım. Belki biraz laflarız. Bayan Loring. Bir şey mi istediniz Bay Kelvin? Canım sıkıldı da eğer siz de uyumuyorsanız belki birer bardak içki içeriz diye düşünmüştüm. Ben içki içmem Bay Kelvin. O halde laflamaya ne dersiniz? Uykum var Bay Kelvin. Eğer canınız konuşmak istiyorsa bunu yarın gündüzde yapabiliriz. İyi geceler. İyi geceler.
Güzel olduğu kadar huysuz da. Pek yüz vereceğe benzemiyor. Ama bu beni yıldıramaz. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün mutlaka kollarıma atılacaktır. Para Hırsı adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.